Evet arkadaşlar, bugün ayva tatlısı yapıyoruz. Bunun için 5 adet ayvam var benim burada. Bir miktar su koydum bir kabın içine ve yarım limon suyu sıktım ayvaların kararmaması için. Şimdi ayvaların kabuklarını soyuyorum. Ortadan çekirdekli kısmı temizleyeceğim. Bu şekilde. Ve limonlu suyun içine ayvaları, temizlediğim ayvaları bırakacağım. Bu şekilde tüm ayvaları temizliyoruz arkadaşlar. Evet, ayva tatlısı yapıyoruz. Kış aylarının en lezzetli tatlılarından biridir bence. Hafifliğiyle, hafif ekşimsi tadıyla, tadına doyumu olmayan bir tatlı. Sizlere bu ayva tatlısını vermediğimi fark ettim ve hemen 1 kilo gidip ayva aldım. Hemen hazırlama aşamasına geçtim. Bu şekilde temizlediğimiz ayvaları limonlu suya koyuyoruz. Aslında çok kolay hazırlaması. Evet, limonlu suda beklettiğim ayvaları bol suda yıkadım. Başka bir tencereye şöyle diziyorum arkadaşlar. Ayvaların içlerine şeker koyuyorum. 1,5 kaşık şeker koyacağım, yeterli olacaktır. Çok fazla tatlı olsun istemiyorum. Reçel gibi olsun istemiyorum. Biraz hafif ekşimtırak bir lezzet istiyorum. Ay, isterseniz 2 kaşık da koyabilirsiniz. Ben 1,5 kaşık koydum. 3 su bardağı da su ilave ediyoruz. Şöyle biraz çekirdeklerinden içine attım. Şimdi pişmek üzere ocağa koyuyorum. Kapağı kapalı bir şekilde ocakta kaynatıyoruz. Kaynamaya başladığı zaman kısık ateşte kaynatıyoruz. Çok çabuk koyulmaması için, ayvaların pişmesi için. Ayvalarım yumuşamaya başladığı zaman çay kaşığının yarısı kadar tarçın ilave ettim. Ve biraz da gıda boyası ilave edeceğim. Yine çay kaşığının ucu ile gıda boyası, kırmızı gıda boyası ilave ediyorum. Gıda boyasını ilave etmemin sebebi renginin kırmızı, güzel bir görüntü olması için. Gördüğünüz gibi gıda boyasını kattığımız zaman hemen şerbeti kırmızı olmaya başladı. Bu şekilde kaynatıyorum ve daha sonra bu ayvaları bir ters çevireceğim. Bir 5 dakikada ters olarak kaynatacağım. Tekrar diğer tarafını çevireceğim. Bakın, ters çevirdim ayvalarımı. Bir 5 dakika kaynattığım zaman tekrar diğer tarafına çeviriyorum. Artık koyulmaya başladı ve ayva tatlımız olmaya başladı. Şerbeti koyu bir kıvam olduğu zaman ayva tatlımız hazır olmuş demektir arkadaşlar. Bizim de oldu, artık çok azaldı şerbetimiz ve ocağı kapatıyoruz. Bakın, koyuluğunu size gösteriyorum. Akıcı, kopma yapmadan akıyorsa şerbet tamamdır. Şimdi servis tabağına ayvaları çıkaracağım ve ayvaları tamamen soğumasını bekleyeceğim. Soğuduğu zaman içini krem şanti ile dolduracağım. Çünkü krem şanti sıcakta erir. Onun için iyice soğumasını bekleyeceğim. İsterseniz kaymak ile de doldurabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Ben krem şanti ile dolduracağım. İlk aşamada ayvaların içine kırılmış ceviz içi koyuyorum. Şöyle kaşık ile birer kaşık ceviz içinden koyuyorum. Bu aşamada ayvalarım tamamen soğudu arkadaşlar, sıcak değil. Krem şantimi hazırladım. Üzerinde pakette yazan ölçüleriyle hazırlıyoruz. Bir paket krem şanti kullanıyorum ve ayvaların üzerine krem şantiyi sıkıyorum. Muhteşem bir görüntü elde ettik. Tabii ki gıda boyasını elde ettik. Kendi boyası çıkmayacaktır, böyle kırmızı olmayacaktır. Çok kişi işte ben koymuyorum gıda boyası diyor ama çok genelde koyuyorlar. Şöyle şerbetinden azar azar üzerlerine görüntü güzel olsun diye akıtıyorum. Döküyorum. Bir ayva tatlımız hazır. İyice soğudu.
Muhteşem bir ayva tatlısı hazırladık arkadaşlar. Umarım sizler için hazırlamış olduğum ayva tatlısı tarifimi beğenmişsinizdir. Sizler de evinizde hazırlarsanız kış aylarının başlıca tatlısıdır. Tariflerimi beğeniyorsanız, beğen tuşuna, kanalıma abone olmadıysanız abone ol tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir tanesini tabağıma alıyorum. Sizlere ne kadar güzel olduğunu daha yakından göstermek için üzerine yine şerbetinden döküyorum. Muhteşem bir tatlı hazırladık. Bakın. Daha nice nice tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.